Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Canon EOS M100 dijital fotoğraf makinesi inceliyorum. Bu güzel, minik ve güçlü aynasızın tüm özellikleri ve merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Aynasız adı verilen fotoğraf makineleri son yıllarda birçok markanın artık ürettiği bir kategori haline geldiler. Özellikle işte Canon gibi, Nikon gibi üreticiler, yani fotoğraf alanında uzun yıllardır üretim yapan üreticiler de bu aynasız adı verilen fotoğraf makinelerine ayrı bir önem vermeye başladılar. Özellikle Canon bu sene, son bir yılda birçok değişik model çıkardı. İşte M5 ve M6 olmak üzere iki farklı modelini çıkardı. Hatta ben bir tanesini, o M6'yı yine bu sayfalarda incelemiştim sizin için. Oldukça da iyi bir aynasız olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ailenin en küçük modeli olarak tanımlayabileceğimiz M100 teste geldi ve hemen Türkiye'deki ilk incelemelerden birisi olarak burada karşınızda elimde tutuyorum. Hemen baştan söyleyeyim. M100 daha önce halen satışta olan Canon'un M10 modelinin güncellenmiş hali olarak bakabiliriz. Gerçekten de tasarım olsun, özellikler olsun aslında M10'dan alınmış. Özellikle tasarım konusunda M10'dan çok ciddi bir şey alınmış. Yani hemen hemen aynı platform üzerinde tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. Hemen ilk her zaman olduğu gibi bir tasarımla başlayalım istiyorum bu videoya. Tasarım olarak baktığımızda klasik bir aynasız aslında. Hemen şuradan ekranda da size göstereyim ki daha rahat görülsün. Düz bir tasarım anlayışı var. Aslında bir kompakt fotoğraf makinesiymiş gibi algılıyor ilk bakışta. Hatta şu objektifi, küçük bir objektif kullanırsanız, ki mesela kapalı modundayken epey küçülüyor bu. Aslında dışarıdan bakıldığında bu ürünün bir aynasız olduğunu anlamak o kadar kolay değil. Ancak birazcık konuya vakıfsanız, konuyu biliyorsunuz, biliyorsanız ancak aynasız olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında düz bir tasarım anlayışı var. Herhangi bir bombe arka yüzündeki şu arka taraftaki şu parmağımızın, baş parmağın oturacağı yer dışındaki dış yerlerde herhangi bir bombe yok. Bazı aynasızlarda önde de mesela tutmak için daha rahat oluyor bu. Burada öyle bir bombe yok. Bu bir parça hani ergonomik anlamında bir biraz sıkıntı ama dünyanın sonunda değil. Zaten bu ürünün hitap ettiği kesimi düşündüğümüzde daha çok amatör kullanımı olacağı için çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ön arka yüzde bulunan 3 inçlik bir ekranımız var. Bu şekilde arkaya öne hareket edebiliyor. Bu sayede rahat bir şekilde şöyle hemen işte şu şekilde tutayım. Şöyle selfie'ler, kendinizi videolar, kendinizi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten öne doğru tam olarak çevirdiğinizde ekranın görüntüsü de değişiyor. Ters olarak yapıyor. Siz de düz olarak karşıdan baktığınız zaman düz olarak görebiliyorsunuz. Bunlar dışında yan yüzde bir düğmesi bulunan ve üst tarafta konumlandırılan bir flaşımız mevcut. Bütünleşik bir flaş. Bu arada cihazda harici flaş bağlama özelliği bulunmuyor. Ne yazık ki bunu söyleyelim. Yani böyle bir beklentiniz varsa bunun karşılanmayacağını söyleyelim. Bu flaşı da istediğiniz gibi bu şekilde açarak kapatabiliyorsunuz. Şöyle yan tarafta bulunuyor. Üst kısımda bir deklanşör tuşumuz var. Power tuşu ayrıca konumlandırılmış. 3 farklı mod çekim modunu ayarlayabildiğiniz, yani Intelligent Auto, yani akıllı otomatik, normal çekim modu, fotoğraf modu ve video modu olmak üzere 3 farklı çekim modu var. Power tuşu da bunun ortasına konumlandırılmış. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Deklanşöre enteklediğimiz sonsuz dönen, hemen sesini de duyurayım şuradan, böyle çıtır çıtır yapan bir tuşumuz var. Burada menülerde gezinirken ya da diyafram ve enstantane gibi ayarlar yaparken bu şeyi kullanıyorsunuz, bu tuşu kullanıyorsunuz. Ekran dokunarak da yapabilirsiniz. Bu arada ekran dokunmatik. Dokunarak da yapabilirsiniz bu ayarlar ama hani bu şekilde yapmak bir parça daha pratik oluyor. Üst tarafta bir de video tuşu var. Buna doğrudan bastığınızda hangi modda olursanız olun video kaydetmeye başlıyor. Bu da güzel olmuş. Bence haricen bir tuş olması. Arka tarafta çok fazla tuş yok. Bir navigasyon standart tuşumuz mevcut. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle uzatayım hatta. Bu tuşun etrafında konumlandığım çeşitli fonksiyonlar var. İşte flash vesaire gibi fonksiyonları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın durumunu vesairesini. Alt kısımda bir play tuşumuz var. Bastığımızda çektiğimiz fotoğrafları görüyoruz. Üst tarafta da menü ve
Wi-Fi özelliğini aktif ettiğimiz tuşlar bulunuyor. Bunun dışında cihazda başka bir tuş yok. Bu hem de güzel hem de değil. Neden güzel? Kullanım açısından menülere çok girmeniz gerekiyor. Bu anlamda biraz pratik değil. Tamam, dokunmatik ekran vesaire, hızlı menü var vesaire var ama yine de hani tuş atanmış olması gibi olmuyor. Dediğim gibi bazı özellikler tuşlarda ama hepsi değil. Bu bakımdan bir parça yavaşlatıyor sizi bu. Eğer özellikle de fotoğraf konusunda bilginiz varsa bu sizi bir parça yavaşlatıyor ama dünyanın sonunda değil. Yani onu da bir kez daha söylemiş olayım. Bu arada onları es geçtim, onu hemen hatırlatmamda fayda var. Yan yüzde konumlandırılmış USB girişi ve HDMI bağlantı yuvaları. USB'miz standart mini USB. Hemen onun altında da, şu kapağı düzgün kapatayım. Evet, kapattık. Hemen altında da bir adet bellek kartı yuvamız var. Bu M10'dan alınan bir özellik. Aslında normalde bellek kartları genelde pilin olduğu bölümde olur. Fakat Canon burada yan tarafa koymayı tercih etmiş. Bu arada ekran kapalıyken de bu kapağı açıp kapatabiliyorsunuz. Çok sıkıntı olmuyor. Onu da söyleyeyim. Yani bellek kartına ulaşması sıkıntı olmuyor. Buraya alınması iyi olmuş. İşte tripoddayken bu kapağın açılması zor olabilir. Bu pilin olduğu tarafta olsaydı eğer. Bu anlamda iyi olmuş ama farklı bir tasarım. Yani ben ilk elime aldığımda acaba bunun işte bellek kartı nerede yahu falan diye kendi kendime sorduğum oldu. Bunun dışında hani kullanım, yani ergonomik olarak bir sıkıntı yok. Bu arada objektifi gizlenebilen bir objektif. Yani bir düğmesi var. Hemen şurada göstereyim üst tarafında. Buna bastığınız zaman objektif daha da küçülüyor. Açarken de tabii ki bunu açmanız gerekiyor. Yoksa makine size uyarı veriyor. Lütfen bu şeye dikkat edin, bu objektifi açın diye size bilgi veriyor. Bunu da söylemiş olayım. Güzel bir kit olmuş. Taşınması kolay, hafif ve hani tasarım anlamında da çok sıkıntısı olmayan bir model üretmiş Canon M100 ile beraber. Gelelim fotoğraf makinesinin teknik özelliklerine. M10'daki tabii M10'la aynı ürün ama yani ben tasarım anlamında söylüyorum. Teknik özellik anlamında böyle değil. Geliştirilmiş, gelişen teknolojiler bu cihaza eklenmiş. Neler var? 24.2 megapiksellik bir çözünürlükten söz etmemiz mümkün. APS-C boyutunda bir CMOS sensörümüz var. Digic 7 imaj işlemcisi var ki Canon'un ürettiği son imaj işlemcisi bu. Bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Yine standart olarak Canon'un standart olarak bütün aynı sızlarında kullandığı EFM bayonet ile beraber kullanıyorsunuz. Bunlarla ilgili bir yaklaşık 15-20 tane objektifiniz var. Artı küçük bir dönüştürücü ile beraber Canon'un EF ve EFS serilerindeki objektifleri de kullanabiliyorsunuz. Güzel bir haber bu. Hani böyle bir ihtiyacınız varsa işte EFM objektifler beni kesmedi, yetmedi ya da elimde objektif var kullanmak istiyorum diyorsanız küçük bir dönüştürücü ile bu işi halledebiliyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Full HD 60 FPS video kaydı yapabiliyor. 4K desteği yok. Belki eleştiren olabilir. Ama bu seviyede ve bu fiyat aralığında 4K biraz zor. Birazcık yukarı çıkmak gerekiyor fiyat anlamında. Belki birkaç sene, yani 1-2 sene içinde muhtemelen 4K desteği veren aynasızlar daha makul fiyatlarda göreceğiz. Ama şimdilik birazcık daha beklemek gerekiyor. Çünkü henüz böyle bir özellik yok. Onu belirtmiş olayım. Saniyede 6.1 kare seri çekim hızımız var. Oldukça hızlı, onu belirtmek isterim. Ki Canon zaten son modellerinde böyle hakikaten serilik de ön plana çıkartıyor. Hani makineye bakıyorsunuz küçük vesaire, işte giriş seviyesi falan diyoruz ama özellikle de gayet başarılı ve hani orta seviye bir DSLR modelin aratmayacak kadar da başarılı olduğunu söyleyeyim. Ekranımız söyledik az önce 180 derece döndürülebiliyor öne doğru. Yani arkaya ve öne doğru. Tabii arkaya doğru bir hani şu şekilde göstereyim ben. Aşağı doğru bir eğim yok. O bakımdan sadece aşağıki çekimlerde, aşağıdan baktığınız çekimlerde şöyle bakarken işe yarıyor. Yukarılara çektiğinizde birazcık daha zorlanıyorsunuz ama hani hem öne doğru gitsin hem aşağı doğru gitsin öyle bir teknolojiniz yok, onu belirteyim. Yana doğru açılsaydı vardı ama öne doğru gidenlerde böyle olmuyor ne yazık ki. Hani bir yerden bir şekilde bir taviz vermek gerekiyor. NFC, Bluetooth ve Wi-Fi desteğimiz var ki bunun detaylarına biraz sonra değineceğim. Uzaktan olarak cihazı kullanabiliyorsunuz bu anlamda. Çok işe yarıyor. Fotoğraf makinesi giriş seviyesi bir aynasız model ama birçok hazır çekim modu olduğu gibi işte PSAM dediğimiz manuel çekim modları da yine cihazın üzerinde bulunuyor. JPEG ve RAW desteği sunuyor. Ayrıca pil ömrünün de SPA standartlarına göre 295 kare olduğunu da belirteyim. Teknik özelliklerden sonra ürünün birazcık kullanımıyla ilgili bilgi vermem gerekirse, fotoğrafçılıktan bir parça anlıyorsanız ya da anlamıyorsanız çok önemli değil ama fotoğrafçılıktan biraz anlıyorsanız Canon'un kullanımı çok zor değil. Özellikle daha önce Canon'da kullandıysanız kolay bir şekilde adapte oluyorsunuz ve hızlıca kullanmaya başlıyorsunuz.
Açar açmaz zaten aktif oluyor. Hızlıca hemen çekim yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ben ağırlıklı olarak P modunda daha çok kullanıyorum. Programmable auto olarak geçiyor. Ama isterseniz çok fotoğraf seven anlamıyorum diyorsanız üst menüde bulunan hemen işte çekim modlarından Intelligent Auto modunu aktif hale getirebilirsiniz. Burada fotoğraf makinesi sizin yerinize karar veriyor. Flash lazımsa flash açıyor. İşte ISO'yu yükseltmek gerekiyorsa ISO'yu yükseltiyor. White Balance yani beyaz ayarını değiştirmek gerekiyorsa kendisi otomatik değiştiriyor. Bütün ayarları kendisi yapıyor yani. Siz de istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Eğer ben fotoğrafçıktan birazcık anlıyorum diyorsanız işte PSAM modlarından birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca birçok hazır çekim modu da var. İşte bu modlar arasında hemen şuradan açayım bakayım ben size birazcık ipucu da şuradan vermiş olayım ki. Bu çeşitli modlar arasında işte neler var diye bakacak olursak işte close up var, yakın çekim yani. Sports modu var, food var, handheld night scene, HDR backlight control, işte grainy black and white ki ben bunu çok kullandım. Instagram takipçilerim varsa Özgür Çetin bu arada oradaki de Özgür Çetin daha doğrusu username'im. Instagram takipçilerim görür böyle ellerim cebimde ters ışık fotoğrafları vardı. Genelde bu grainy black and white modunda çektim. Soft focus, işte fisheye effect, art bold effect, water paint effect, toy camera effect, miniature effect gibi işte HDR özelliği gibi özellikler de bulunuyor. Yani isterseniz bunları kullanırsanız istiyorsanız manuel modlardan da birini tercih edebiliyorsunuz. Fotoğraf kalitesi bence gayet başarılı. Zaten bu üründe dual piksel özelliği de var bu arada onu atlamayalım. Dual piksel özelliği olduğu için netlik konusunda çok başarılı onu söyleyeyim. Yani özellikle videoda bu çok karşınıza çıkıyor. Fotoğrafta da sağlıyor bu dual piksel. Bu da çok daha hızlı netlik yapmayı sağlıyor. Özellikle son dönemde son birkaç yıldır DSLR'larla veya aynı sırada video çekmek zordu. Çünkü netlik çok hızlı değildi. Ama bu dual piksel özellikle Canon bu konuyu çok ciddi bir şekilde çözmüş. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok daha hızlı netlik yapabiliyorsunuz. Çok iyi fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf kalitesi bence çok başarılı. Yani çok güzel gördüm ben. Zaten Canon'un hani böyle bir ürünün kötü olması diye bir durum söz konusu olamaz. Ama hani boyutuna bakıp da ya bu ne ya küçük falan filan demiştim ilk böyle elime aldığımda. Ama hani sonuçlar gayet başarılı. Çok iyi fotoğraf çektiğini söylüyorum. Onu bir kere de altını çizmiş olayım. Video tarafı 60 FPS video çekiyor Full HD çözünürlükte. Yeterli mi? Valla bence yeterli. Yani dediğim gibi videonun başında söyledim. 4K isteyenler olabiliyor bu tarz ürünlerde ama fiyat artıyor. Henüz maliyetler o aşamaya gelmedi. O bakımdan biraz beklemek gerekiyor. Bence şimdilik Full HD'de yeterli ama tabii var mı her zaman bir beklenti var. Evet 4K beklentisi var bu cihazlarda. Ama bu fiyat aralığında onu söyleyeyim ve bu özellikler bakımında henüz 4K yok. Yani var 4K veren aynasızlar var ama fiyatı bu civarda değil. Onu belirtmiş olalım. Bence 60 FPS Full HD yeterli. Tek sıkıntı şu oldu. Ben eksi olarak da yazdım bunu ki Canon'a da buradan bunu duyurmak istiyorum. Sevgili Canon çok güzel ürünler yapıyorsun. Çok beğeniyoruz. Okey. Ama şu mikrofon meselesini çözmen lazım. Bu üründe harici bir mikrofon bağlantı yuvası bulunmuyor. Şimdi diyecek Canon muhtemelen şöyle düşünüyor bence Canon mühendisleri özellikle. Onu istiyorsanız gidin M5 alın, gidin M6 alın. Daha üst modellere yönlendiriyor belki. Ama böyle bir ürün yapıp da buna mikrofon koymamak bence olmamış. Çünkü tamam bu ürün mesela bence bunun mikrofon girişi olsa bütün YouTuber'ların tercih edebileceği bir fotoğraf makinesi olmuş. Gerçekten söylüyorum. Ama koymamış. Hatta bunu Canon'dakilerde bir iki arkadaşla da görüştüm. İşte evet ne yazık ki yok dediler filan. Bence olsa iyi olur. Canon'u da anlıyorum. O ürünlere yönlendirmek istiyor ama hani bu devirde artık bu kadar geleneksel düşünmemek lazım. O ürünü alacak adam zaten alıyor. Hani buna koymadın diye gidip onu almayacak, bunu alabilecek olan insan. Bence biraz daha esnek düşünmek lazım. Güzel bir ürün olmuş. Bir de mikrofon girişi olsaymış harika olurmuş. Ha diyeceksiniz ki mikrofon benim için çok önemli değil. Ben öyle hani video çekmeyeceğim, YouTuber da değilim. Öyle bir hayalim de yok. Saygı duyarım, bir şey diyemem. Alınabilir bir makine ama mikrofon girişi olmadığı için bence özellikle harici çekimlerde, dışarıda yaptığınız çekimlerde bir parça gürültü olacaktır. Ben buralara videonun içinde çeşitli yerlere örnekler de koyuyorum. Siz de bu hani kaliteyi görün diye. Hatta biz burada edit yaptığım için ben videoları Premiere üzerinden kalitesi bozulacağı için ham hallerini de yine bu videonun altındaki indirme link açıklama bölümünde indirme linki olarak vereceğim. Hem fotoğraf hem de video örneklerine bakarsınız. Siz kendiniz karar verirsiniz ama bence benim şahsi fikrim böyle bir fotoğraf makinesine bir mikrofon girişi harika olurdu. Maliyeti 10 dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Canon'un mantığını da anlıyorum ama olmalıydı bence çünkü hani
Onu alma, bunu al, bunu vereyim, onu vereyim derken bu işin sonu yok. Böyle bir güzel bir ürünün de, böyle bir donanımlı bir cihazın da bir mikrofon girişi olmalıydı diye düşünüyorum. Ekran konusundan biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu döndürülebilir ekran çok güzel olmuş. Özellikle kendiniz böyle şöyle alayım ben. Diyelim ki şöyle yapalım. Çekim yaparken şöyle kendinizi görerek, hatta bir tane de fotoğraf çekeyim ben şurada açmışken. Evet. Çektim şu anda. Kendinizi fotoğraf ya da video çekebiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi özellikle hani YouTuber'lar için bu biçilmiş kaftan bence. Çok da güzel bir özellik. Yani kendinizi görüyorsunuz, kadrajınızı yapabiliyorsunuz, istediğiniz gibi müdahaleler dokunmatik olduğu için de hani dokunarak da işte netlik mesafesini veya diğer ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bence iyi olmuş bu dokunmatik, yani bu hem dokunmatik olması hem de döndürülebilir olması güzel olmuş. Bu tarz ürünler ilgi çekiyor son dönemde, ben görüyorum birçok marka koyuyor. Hatta kanalın bazı modellerine, işte benim daha önce incelediğim EOS 200D modeline de yana doğru açılabilen bir ekran koymuştu. Ben onları daha çok beğeniyorum. Ama bu da gayet başarılı olmuş. Özellikle kendiniz çekim yaparken hani şu şekilde tuttuğunuz zaman çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve hani tek başınıza yaptığınız çekimlerde, örneğin bir yere gittiniz, çekim yapacaksınız ama kameramanınız yok, göremediğiniz, kadrajı göremediğiniz noktalarda bu tarz bir ekran çok işe yarıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Gelelim objektif konusuna. Az önce de bahsettiğim gibi Canon aynasız modellerinde FM adını verdiği bir objektif bayoneti kullanıyor. 10-15 farklı objektifi var. İyisi var, kötüsü var. Genelde zoom olanları, yani işte bu üzerinde mesela diyelim ki 15-45 bulunuyor. Diyaframları biraz kapalı. Çok iyi diyafram vermiyorlar ama prime dediğimiz, yani işte 20 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm gibi olan bazı modeller de var. Onların diyaframları daha açık ve daha ışık geçirgenlikleri daha yüksek. Bu bakımdan onlarla da kullanabilirsiniz, tercih edebiliyorsunuz. Eğer ki benim elimde, ben daha önce Canon makinem vardı, 3 tane 5 tane eski objektifim var, bunlar uyar mı diye soracak olursanız EFS serisi objektifle küçük bir dönüştürücüyle takabiliyorsunuz. Bunu taktığınız zaman işte yeni nesil bir DSLR objektifini bu ürünle de beraber kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Yani objektif konusunda sıkıntılı değil. Zaten hani bu model üzerinde konuşacak olursam, M100 üzerinde, M100'ün zaten hedef kitlesine baktığımızda hani böyle 15 tane objektif alıp kullanabilecek bir hedef kitlesi değil. Elindeki objektif belki 2-3 tane, onları kullanmak istiyor. Rahatlıkla kullanabilir, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yok ben illa kullanmak istiyorum diyorsanız da seçenekler, opsiyonlar, çeşitli aksesuarlar mevcut. Bunları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelelim fotoğraf makinesinin pil ömrüne. Üzerinde 875 mAh'lık bir pil bulunuyor. Bu pili yaklaşık olarak SPA standartlarına göre 295 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Yani böyle bir ürün için bence yeterli. Optik vizörü yok, dijitali de yok. Bütün her şeyi ekrandan yapıyorsunuz. Bu bakımdan hani böyle bir pil ömrü bence ortalama bir pil ömrü. Araziye çıkacaksanız, dışarıda çekimler yapacaksanız mutlaka ve mutlaka yanınıza yedek bir pil almanız gerekiyor. Hani cihazın USB'den şarj olma özelliği gibi bir şey de yok. Keşke olsa, Sony'nin bazı modellerinde var mesela. Bu işe yarıyor ama bu üründe yok. Haricen bir şarj cihazı var ve o şarj cihazıyla beraber şarj etmeniz gerekiyor. Bu da 220 volta ihtiyaç duyacağınız anlamına geliyor. Bu bakımdan uzakta, böyle işte şehirden uzakta bir arazide bir dışarı çekim yapacaksanız mutlaka ve mutlaka yanınıza harici bir yedek pil almanız gerekiyor ki bu ürünle beraber uzun süreler çekim yapasınız. Ama pil ömrü bence yeterli. Yani kullanım açısından, hedef kitlesi düşünülüyor, yeterli. Ekstrem durumlar için, özel durumlar için de mutlaka yedek pil almanızı öneriyorum. Evet, şimdi geldik hepimizin merak ettiği konu. Kaç para bu cihaz? Ürünün fiyatı, tahmini bir fiyat söylüyorum. Çünkü bu ürün henüz Türkiye'ye resmi olarak girmemişti. Ben en azından bana teste geldiğinde ve bu incelemeyi çektiğimde. Ve yaklaşık kanaldan aldığım bilgiye göre
göre 2800 TL civarında bir fiyat söz konusu. Tabii dolar kurları vesaire, vergiler, şunlar bunlar derken fiyatlar yüksek. Evet, yani 2800 lira böyle bir makine almak bence birazcık yüksek bir rakam, ama elden gelen bir şey de yok. Dolar kurunun neredeyse 4 TL olduğu düşünülürse artık bu rakamların daha altına da hani bu özelliklere sahip bir ürün almayı beklemek fazla iyi niyet oluyor. Keşke bu kadar olmasa, hepimiz aslında bundan şikayetçiyiz, ama işte yurt dışından geliyor olması, dolarla satılıyor olması, en azından yurt dışındaki fiyatın dolar olması, işte Türkiye'de işte vergisi, gelir vergisi, KDV'si, şusu busu gibi, distribütör kârı gibi kalemlerin eklendiği zaman artık bu rakamlara makul demek zorunda kalıyoruz. Gönül ister ki bir gün biz de bunları üretelim ya da daha makul fiyatta satın alalım ve kullanalım. İnşallah o günlerde göreceğiz. Ama o günler gelene kadar ne yazık ki rakamlar biraz böyle, ortalama bir DSLR bile neredeyse 5000 TL'ye dayandığı bir günümüzde artık 2800 liraya makul demek zorunda kaldığımızı belirteyim. Fotoğraf makinesi aynı zamanda Bluetooth, Wi-Fi ve NFC özelliğine sahip. Bu teknolojiyi destekleyen bir cihazınız varsa, ki genelde telefon oluyor bu, uzaktan kumanda şekilde kullanabiliyorsunuz, uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu için Kamera Connect ismi bir yazılım var Canon'un geliştirdiği. Bunu yüklemeniz gerekiyor. Bir iki basit ayar yaptıktan sonra cihazı, ekranını görerek uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ama benim gözlemlediğim, örneğin işte M6 incelemesinde gördüğüm kadar detaylı bir ayar menüsü bulunmuyor. Bu biraz daha Canon burada cimri davranmış. Yine fotoğraf çekebiliyorsunuz vesaire yapabiliyorsunuz, ama mesela video moduna geçemiyorsunuz veya ne bileyim belli özelliklere müdahale edemiyorsunuz. Diğer modellerde, yani bunun üst modellerinde daha fazla seçenek vardı. Bu biraz daha az seçenek koymuş uygulama üzerinde kontrol edebildiğiniz şeylere. Belki de bu hani cihazın hedef kitlesi düşünülerek yapılmış bir şey, ama bana biraz saçma geldi. Yani en azından belli ayarların da bence bunda da bulunması gerekiyordu. Ama uygulama güzel, kolay, basit. Her şeye müdahale, yani sınırlar çerçevesindeki her şeye müdahale edebiliyorsunuz. Kullanım konusunda herhangi sıkıntı olan bir uygulama değil. Bunu da belirtmiş olayım. Toparlamak gerekirse Canon EOS M100 gayet başarılı, boyutundan beklenmeyecek teknik özelliklere sahip hızlı bir fotoğraf makinesi. Neyi beğendiğimi soracak olursanız, birincisi dual pikseli çok beğendim. İkincisi döndürülebilir ekran, gayet başarılı. Üçüncü seri çekim hızı, 6.1 kare seri çekim hızı var ki çok çok iyi. JPEG ve RAW desteği var ve bu gibi teknik özellikler bence teknik özellik anlamında cihazın en önemli artılarından bir tanesi. Neleri beğenmedim? Bir tanesi mikrofon girişinde olmamasını beğenmedim. Bence Canon artık bu ürünlerine bir mikrofon, yani bu tarz ürünlere artık standart olarak mikrofon girişi koymalı. İkincisi de tuş sayısı az olduğu için ne yazık ki bir ayar yapmak bazen birazcık vakit alabiliyor. Yani çok tuşlu cihazdaki kadar hızlı hareket edemiyorsunuz. Tamam, dokunmatik ekran var, birçok hızlı ayarlar var, ama iki tuş daha olsaydı o işte bazı ayarlar atanabilen biraz daha pratik olurdu diye düşünüyorum. Ama dünyanın sonunda değil, yine hızlı bir şekilde bu ayarlara alıştıktan sonra yine kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştiri ve düşüncenizi gerek sosyal medya hesaplarıma, gerekse bu videonun altına yazabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.